Beylik düzü bizden, yaz çocuklara, yeni bahara merhaba, Mehmet Murat Çalık'la. Hedef büyüttük, yolları düştük, yürüyoruz aydınla, Mehmet Murat Çalık'la. Yeşille mavi, dört yanı ördük, güneşli yarınlara, Mehmet Murat Çalık'la. Beylikdüzü güzelse sebebi sensin demiş. Çok fazla bekletmeyeyim. Saat 17'yi geçerse başkanın başkonuşmasını alamıyoruz. Geçirmemek lazım. O yüzden hepinizin kuvvetli alkışlarıyla Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ı Türkiye'ye davet ediyoruz. Başkanım, il başkan yardımcım, grup başkanımız, kıymetli belediye başkanı büyüğümüz, çok kıymetli aydınlık geleceğine, bu ülkenin aydınlık geleceğinden dair umutlarını asla kaybetmeyen, özleriyle çalışan, mahallelerimizde, örgütlerimizde görev yapan çok kıymetli yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili muhtarlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beş yıllık bir yolculuğun yeni bir aşamasında sizle birlikteyiz. Bu yol tıpkı akıntıya karşı yüzen bir somon balığının yol hikayesi gibi. Korkutucu ama bir o kadar da muhteşem. Zor ama keyifli olmasının yanında yorucu. Ve bir o kadar da gereklilik. Bugün bizler için, komşularımız için bir onur günü. Geriye doğru bakınca belki de 50 yıl geçmiş gibi gözüküyor olabilir. Sert, yıkıcı ve zor süreçleri hep birlikte açtık. 5 yıl önce gözünü kapatıp bugün gözünü açan birisi olsa emin olun şok olurdu. 5 yılda neler yaşadık? Canımızı, malımızı, doğamızı kaybettiğimiz seller, yangınlar, fırtınalar ve büyük 6 Şubat depremi. Halkı perişan eden ekonomik çöküş ve sosyal yıkım. Altyapılarımızı zorlayan kontrolsüz göç ve nüfus krizi. Hem doğumuzda
hem de batımızda patlayan bombalar insan canının ucuzladığı bir küresel istikrarsızlık süreci. Bunaltıcı sıcaklar, dondurucu soğuklar, aşırı yağmurlar kendini gösteren doğa krizlerinin sadece birkaç. Kısacası küresel bir kriz çağında yaşıyoruz kıymetli dostlar. Halkın büyük bir kısmı bu durum karşısında savunmasız ve korumasız olduğunun farkındayız. Kentlerimizin ve toplumun afetlere ve krizlere karşı korunması şarttır. Gençler karamsar. Gençler hamasete dayalı siyaset yapma biçiminden artık hoşlanmıyor. Siyasetçilerin büyük bir kesimi gençlere samimiyetsiz ve sevimsiz buluyor gençler siyasetçilerin bir kısmını. Değerli arkadaşlar, mevcut iktidar yönetemiyor. Yoksullarımız var, dezavantajlılarımız var ve hayli çoklar. Çünkü içinde yaşadığımız sistem bir tarafta serveti, öbür tarafta da yoksulluğu biriktiriyor. Ve maalesef bunu dengeleyebilecek bir sosyal devletimiz mevcut değil. Siyasal iktidar son 10 yılda sosyal devletin yapması gerekenleri partisi üzerinden yaparak bir sadaka kültürü oluşturdu. Devletin parasını ve kaynaklarını adeta kendilerine aitmiş gibi dağıtıyorlar. Vatandaş hakkı olanı devletten değil bir siyasi partiden almak zorunda bırakılıyor. Biz Beylikdüzü'nde bu durumla var gücümüzle mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele edeceğiz. Bu duruma son vermek için var gücümüzle çalışacağız. Sosyal demokrat bir belediye olarak yoksulların, dezavantajlıların yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanlar artık bize anlatmayın, bize gösterin diyorlar. Daha iyi bir yaşam, daha adil bir sistem, daha doğru bir kent yönetimi, daha verimli bir kaynak kullanımı, kısacası bambaşka bir belediyecilik, yerel yönetim felsefesinin mümkün olduğunu görmek istiyor insanlar. Bunu biz Beylikdüzü'nde sadece anlatmadık, aynı zamanda da gösterdik. Beylikdüzü, Cumhuriyet'in şehircilik anlamındaki başarı öykülerinden biridir. Cumhuriyet'in değerlerine bağlı, halka ve kendine güvenen yönetimlerin neler başarabileceğinin bir nüvesidir Beylikdüzü. Bu görev bize düştü kıymetli dostlar. 4 ay sonra 5 yıl Beylikdüzü'nü yönetmiş olacağız. Önce sosyal adalet dedik. Çünkü milletimiz her alanda adalete susamış durumda. Biz bu talebi duyduk ve tüm yerel yönetim aklımızın içine, Beylikdüzü aklının içerisine adaleti işledik. Bugüne nefes, yarına umut dedik. Sosyal adalet için çalıştık. Mahallelerimiz, burada kıymetli muhtarlarım var. Mahallelerimiz suçla anılmadı. Sokaklarımızda özgürce, güvenle gezdik. Ailelerimizin huzurla yaşadığı örnek bir ilçe haline geldik. Çok çalıştık, verimli çalıştık, halk için çalıştık, hak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik seninle, yurmayla. Gençlere sırtımızı dayadığımızda hiç kimse bizim önümüzde duramaz. Yollara düştük, beni büyüttük. Yollara düştük, beni
geçmişini unutanlar, şu anı es geçenlerin, gelecekten korkanların ömrü çok kısa ve kaygıyla dolu olur dostlar. Biz zamanı doğru kullanıp doğru yaşadığımızda insan ömrünün kendine yetebilecek kadar uzun olduğunu biliyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, yolumuz çok uzun. Yapacak çok işimiz var. Ve az sandığımız zamanı uzatmalıyız. Göreceksiniz bu kalan 4 aylık süreyi Beylikdüzü'ne 1 yıl gibi yaşatacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yapacaklarımızla, hayata geçireceklerimizle 4 ayı 1 yıl gibi yaşayacağız. Ve hiç kuşkunuz olmasın ki bizler vatandaş ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet üretmeye devam edeceğiz. Biz halka hizmette İstanbul'un 39 ilçesiyle yarış halindeyiz. Ve emin olabilirsiniz ki çok net söylüyorum, en iyisi olmaya talibiz. Kimsenin dışında kalmış hissetmediği bir süreç yaşatacağız. Kimsin, hangi inançtansın, nerelisin diye bugüne kadar hiç kimseye sormadık. Neye ihtiyacın var diye sorduk, bundan sonra da bunu soracağız. Biz makam için siyaset yapanlardan değiliz kıymetli dostlar. Makam için siyaset yapmadık. Makamları halka hizmet için kullandık. Ne yaptıysak 100 yıllık azim ve kararlılıkla yaptık. Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in faziletlerine sıkı sıkıya bağlıyız. Onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün bize 100 yıllık mirasını eserlerimizde yaşatmaya gayret ediyoruz. Zor koşullar altında 100 yıl öncekilerin azminden ilham aldık, almaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, dünya eski dünya değil. Türkiye de eski Türkiye değil. Yerel yönetimler de eskisi gibi olamazlar artık. Ekrem Başkanımızdan aldığımız bayrağı heyecanla ileriye taşıdık. Ekrem Başkan'la omuz omuza verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle ortak akıl ve çalışmalarımızla örnek bir süreç yürüttük. Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılına girerken Cumhuriyet kentini hep birlikte inşa ettik. Bundan sonra da inşa edeceğiz. Kıymetli dostlar, biz Beylikdüzü Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyüz. Büyük bir aileyiz. Ailesinde huzursuzluk olanın işleri rast gitmez. Bizim ailemiz kendi içinde doğru ilişkiler kuran mutlu, ortak bir hikayeye inanmış, azimli, sinerji üreten güçlü bir aile. Kıymetli yol arkadaşlarım, halka hizmet özveri işidir, fedakarlık ister ve kalpten gelir. Topluma hizmet ederken saatin nasıl geçtiğini bugüne kadar hiç fark etmez. Sevgili eşim Zehra Hanım'dan, evlatlarımdan, canımdan çok sevdiğim evlatlarıma Cumhuriyet Halk Partisi çatısı içerisindeyiz. Bir ferdi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi örgütü huzurunda bir kez daha kendilerine teşekkür ediyor. Onların Örgüt seninle durma ilerle. Çalışmak ve üretmek ne şekilde olursa olsun güzeldir ve kutsaldır.
Biz hep şunu söyledik. Biz çalışacağız. Beylikdüzü güzelleşecek. Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışacağız dedik. Bundan sonra da aynı şiarla hareket edeceğiz. Liderimiz, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere mirası muasır medeniyetlerin ötesine taşımak hepimizin boynunun borcu. Ben bunun için var gücümle çalışacağım. Çok çalışmaya hazır mısınız? Çok üretmeye hazır mısınız? Çok üretmeye hazır mısınız? Mehmet Murat Çalık! Mehmet Murat! Mehmet Murat Çalık! Hep birlikte çok çalışacağız. Hep birlikte çok çalışacağız. Hep birlikte çok üreteceğiz. Çok düşünmeye ve çok hissetmeye hazır olun gençler. Ve kıymetli beylik üzerinde. Beylikdüzü'nde ortaya koyduğumuz model bir yerel yönetim modeli. Ve bu yerel yönetimler eliyle toplumsal değişimin ve uzlaşının başarılabileceğini ortaya koyduk. Bunu hep birlikte yaptık. Beylikdüzü güzelse sebebi sensin demiş. Beylikdüzü güzelse her şey çok güzel olacak. Bu model, bu yerel yönetim felsefesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu partimizin modelidir. Bunu buradan böyle söyleyeyim. Benim kıymetli yol arkadaşlarım da aynı şiarla hareket edecekler. Bu model Cumhuriyetimizin mayasında yer alan halkçılıktan ve devletçilikten beslenmesidir. Birlikte çok çalışacağız, birlikte başaracağız, geleceği hep birlikte inşa edeceğiz gençler. Allah bizi utandırmasın, Allah bizi utandırmasın, Allah başımızı öneyebilsin. Sağ olun, var olun, sağlıcak olun. Sevgiler, bir cümle kuracağım. Anket yaptırıyorsunuzdur. Mutlaka anketlerde ne çıkıyorsa, ne çıkıyorsa puanımız üstüne biz Beylikdüzü Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve Beylikdüzü halkı olarak en az 7-8 puan daha ilave etme sözünü veriyor muyuz arkadaşlar? Çok iyi bir örgütüz. Geldiğimiz burada başkanımızı, örgütü bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Beylikdüzü bizden biraz çocuklara, yeni bahara merhaba, Mehmet Murat Çalık'la.